10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 46 cevapları. Sözel, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 46, Sözel, 5, Sultan Murat, kendi kendine göklerde sonsuz büyüyen yumruk. Ne tuhaf. Halktan biri de. Demir yumruklu biri gerek bize, diyordu. Nefi, üslup meselesi, padişahım. Her ulus kendine göre kahraman ister. Kanuni'den sonraki padişahlar çağında kınında paslandı Osmanlı kılıcı, ona yeniden su vermek gerek. Sultan Murat, kanımdaki kıpırdanmalara yön verirsin şair. Nefi, mağrur sözdür eylemin yolunu açan, hünkârım. Meyve tam olgunlaştı mı, çürümeye başlar hemen. Sultan Murat, bu millet hızını aldı, gücü azaldı. Yorgun bir küheylana bindim ben, gerçek. Nefi, o küheylanın eskisi gibi koşabilmesi için küheylandan daha çok yorulması gerek binicinin. Sultan Murat, bir şeyler yapabileceğimi seziyorum, hatta biliyorum. Ama nereden başlayacağımı kestiremiyorum şair. Nefi, doru fazla seyreden tırmanamaz dağ, uzun boylu beklemeyin hünkârım. Bir ucundan tutuverin işin. Bu parçanın teması aşağıdakilerden hangisidir? A. Güçlü liderlik. B. Vatan sevgisi. C. Ölüm korkusu. D. Yanlış batılılaşma. E. Kuşaklar arası çatışma. Cevap A. 6. Ezilen yoksul kesimler bir kurtarıcı aramakta, sorunlarını çözebilecek girişimleri bu kahramanlardan beklenmektedir. Çaresiz yoksul insanlar kendi evhamları ve yanılgılarıyla yarattıkları hayali kahramanların peşinden koşmaya mahkum olmuşlardır. İnsanlar dürüst ve namuslu olmalı, toplum ise geri kalmışlıklardan ve hayali kahramanların peşinde koşmaktan kurtulmalıdır. Bu parçada sözü edilen Haldun Taner'e ait eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım. B. Keşanlı Ali Destanı. C. Sersem Koca'nın kurnaz karısı. D. Ve değirmen dönerdi. E. Bu şehri İstanbul ki. Cevap B. 7. kadın, sesini yükseltir, duysun, duysun. Duysun diye söylüyorum zati. Mecbur muyuz ağırlığınızı kaldırmaya? Herkes kız everir, bir boğaz üstünden eksilsin diye. Biz de kız everdik sözüm ona, 5 nüfusumuz 9 olsun diye. Kız, Allah'ın gönderdiği bu anacığım, ne yapsın? Makine kaptı kolunu ve de bacağını. Ne kolu kol artık ne de bacağı bacak. Aldığı o 3 kuruş tazminatı da ekmeğimizi de katık yaptık bugüne dek. Şimdi el elde baş başta. Bir iş tutamaz ki tutsun. Bu parça ile ilgili. I. Bir tiyatro metninden alınmıştır. 2. Konuşmalarda ağız özelliklerinin izleri görülür. 3. Yanlış anlamalara dayalı bir diyalog söz konusudur. 4. Olağanüstü kişi, olay ve durumlardan bahsedilmiştir. Yargılarından hangisi söylenemez? A. Yalnız I. B. Ayv 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. E. 3 ve 4. Cevap E. 8. Tonette, aman efendim, siz bunca servet sahibi olduğunuz halde, nasıl olur da kızınızı bir doktora vermek istersiniz? Argan, vereceğim işte senle karışıyorsun. Tonette, Tanrı aşkına, birdenbire parlamayın. Anlamadan dinlemeden azarlamaya başlıyorsunuz. Öfkemize kapılmadan hep birlikte şu işin enini boyunu bir hesap etsek olmaz mı? Ha şöyle, soğukkanlılıkla konuşalım. Bir kez, siz ne amaçla böyle bir karar veriyorsunuz, lütfen söyler misiniz? Argan, benim amacım şu, ben hasta bir adam olduğum için kendime bir doktor damat bulup hekimlerle hısım akraba olarak hastalığıma karşı bilimin yardımını sağlamak, vücuduma gereken ilaçların kaynaklarını evimin içinde bulundurmak, böylece de istediğim kadar muayene olup reçete yazdırabilmek istiyorum. Tonette, ha şöyle, işte siz, kendinizce bir neden söylemiş oldunuz. Bakın, böyle tatlı tatlı konuşup danışmak ne hoş oluyor. Ama efendim, şimdi biraz da elinizi vicdanınıza koyun da öyle söyleyin. Siz gerçekten hasta mısınız? Molière'in Hastalık Hastası adlı oyunundan alınan bu parçayla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A. Zaman ve mekan unsurları belirgin değildir. B. Kişisel çıkarını önemseyen bir kahraman söz konusudur. C. Günlük hayatta karşılaşılabilecek bir durum ele alınmaktadır. D. Yanlış anlamalara dayalı bir diyalog söz konusudur. E. Kişiler arası çatışma örneğidir. Cevap D. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce, sayfa 46 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.